Milletlerin vermiş olduğu rakamlara şöyle bir baktığımız zaman 7 Ekim'den bu yana bu bu sabahla alakalı yani bugünkü bombardıman içerisine dahil değil e, tamamen yıkılan yapılar 40 bin konut tamamen yıkılmış 88 hükümet binası ve tesisi 55 cami 3 üniversite binası e, vakıflar bakanlığına bağlı 3 bina e, yine bunlarla alakalı kullanılamaz hale gelmiş 220 bin konut 220 e, okul, 112 cami, 3 kilise, 16 hastane, e, 33 sağlık ocağı, 105 sağlık merkezi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında şu ana kadar ölü sayısı 10.000'i 10 aştı. Bu sabahki rakamdı. Belki şu an çok daha fazladır veya bize söylenen rakam budur. 150 sağlık personeli de, yine e, bir savaş suçu işlenerek Normalde bu bile çok önemli bir olay. Bak dünyanın gözü önünde İsrail'den haddini bilmeyen zalim, şımarık, gerçekten tam böyle bir hayvan demiyorum hayvana şey olur, hakaret olur. Hayvanlardan daha aşağı kişiler bak dünya gözü önünde bak neler olmuş, neler yıkılmış, neler vurulmuş, 10 bin üzerinde insan haksız yere öldürülmüş, anlıyor musun? Ya bir çıt yok ya kardeş ya, ya Allah'tan korkun bir çıt yok ya bu kim ya bunlar? Ya kim bunlar ya nedir ya bu? Ya. O yüzden yani hakikaten insan şeyi duruyor ya ya bırak şeyi sen söyle, İslami ve ahlakı bırakamayız de misal ya insanlık namına insan buna bakması lazım ya. Zamanın Ebu Cehil'in çocukları bile kafirin gençleri bile peygamber zamanında yola geldi. Aman dediler ya bu kadar zulüm olur mu dediler ya. Ya bu kadar zulüm olur mu dediler ya. Şimdi o yüzden gerçekten bu konuda ya bütün Müslümanların bir düşünmesi lazım. Hepimizin bir düşünmesi lazım. Bir incelememiz lazım. Bak bizi birileri engelliyor. Bizi birileri durduruyor. Birisi birisi de gerçekten birileri önümüze set oluyor. Yoksa bu zalim bunlar ne yapamaz bu şekilde? Yapamaz. Yapma şansı yok bu kadar ya. Ama set oluyor bize ya. E set olunca bu sefer tak bak dünyanın gözününle baka 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 binlerce insan ne da. Ya. Rabbim ya. uyanmayı nasip etsin.